Ve Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'ta konuğumuz olarak karşımızda. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi piyasaları konuşuyoruz. Aslında bir yandan Fed beklentisi var ama bugünkü yükselişteki hikayeyi nasıl okursunuz? Önce ondan başlayalım BIST 100'de. Aslında yarım kalmış yükselişin devamı gibi bakıyorum ben. Nedeni de şu, geçen hafta bana kalırsa Perşembe ve Cuma günü, yani Cuma'nın yarım gün olması ve işte iki günün takasının bir olması, aslında borsa geleneğinde diyelim, genelde 4000'lerin de geçilmediği bir hafta öncesinde biraz piyasa sıkıştırılmış gibi hissediyorum ben, özellikle hafta kapanışına doğru. Dün bir toparlanma oldu. Hemen 3900'ün altında geçen hafta bir kapanış olmuştu hatırlarsanız. Dün 3900'ün üzerine attık. Bugün de dün akşam gelen konsolide olmayan bilançoların son tarihi olması itibariyle birçok bilanço açıklandı. Ve aslında birçoğunda da görüntü ikinci çeyreğe çok benzer. Yani iyi beklenenler aşağı yukarı iyi bilanço açıklamaya şirket bazlı devam ediyor. Bir de tabii üçüncü başlık olarak bugün her ne kadar yarın Fed toplantısı olsa da yurt dışı piyasalar, mesela biraz önce gelen PMI verileri 50'nin üstüne geçmiş olmasına rağmen Amerika'da, Fed'in biraz yarın akşam faiz arttırdıktan sonra yavaşlayabileceği, yumuşayabileceği, biraz daha güvercin bir ton takınabileceği gibi bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla yurt dışı da müsaade ettiği döneme bakarsak, yani içeride çok net 4100'lere kadar bir yükseliş oldu. Tamamen aslında biraz böyle teknik düzeltmelerin olduğu ve yola kaldığı yerden devam eden bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Biraz geçen haftanın sıkışık kapanışı sonrası tekrardan bilançolarla desteklenen bir Borsa İstanbul görüntüsü hakim benim tarafımda açıkçası. Tabii bir yandan da beklentiler var, özellikle önümüzdeki döneme yönelik işte tahıl koridoru mesela, işte enerji, bunların borsadaki şirketler üzerinde hani daha küresel işler belki ama etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Etkileniyorlar mıdır? Yani şöyle, hani borsada bu tahıl koridoru ile ilgili o tarafta bir sıkıntı olduğunda özellikle Borsa İstanbul'daki bazı bu konuyla ilgili şirketlerin dün mesela çok iyi performans gösterdiğini gördük. İşte bazı hani un üreticisi şirketler nezdinde belki bir ihtiyacın daha yoğun olabileceği yönünde ve buraya bir talep gelir diye içeride. Yani bu kriz ortamı da aslında Borsa İstanbul'da bir nebze buna bağlı şirketlerde bir iyimserlik diyelim gösteriyor. Çünkü burada bir ihtiyaç da olacak diye. Doğrudur, yanlıştır. Yani yarın bunun hallolması durumunda belki o iyimserlik borsa ile birlikte devam edecek ama böyle bir yansıması olduğunu ben görüyorum. Özellikle gaz tarafında, yani Türkiye'de bir merkez konumu haline gelmesi noktasında şimdi borsada biraz henüz netleşmeler olmadığını düşünüyorum. Yani burada hangi şirketin depolama, hangi şirketin işte inşaat, hangi şirketin gazın aktarımı konusunda bir ön plana çıkacağı, bunun tabii nasıl bir yüklenim üzerinden gideceği biraz daha belirsiz olduğu için çok net bu böyle bir Türkiye'nin doğalgaz hani merkezi haline gelme durumunun borsada etkilerini tam gördüğümüzü düşünmüyorum. Ama enerji şirketleri özellikle, yani burada daha belki uygun şartlarda doğalgaza ulaşım sağlanabileceği beklentisiyle ki yenilenebilir enerjiden hani normal enerji üreten şirketlere kadar kısmen bir nebze iyi olduğu dün bugün seanslar yaşıyoruz. Buna bağlı holdinglerde yine iyimserlik hakim oluyor ama enerji konusunun bence şirketler üzerinde net bir görüntüyle bir iyimserlik yarattığı henüz Borsa İstanbul'da tam olarak gerçekleşmedi. Belki detaylar biraz daha netleşirse hangi şirketlerin bu konuya dahil olacağı, ne kadar oranda işte sermayeleri veya yeterlilikleri konusunda o zaman biraz daha net bir şeyler söylememiz mümkün olabilir diye düşünüyorum.
Peki Tonguç Bey, şimdi Fed bekliyoruz tabii. Fed'den beklentiniz ne yönde? Nasıl bir adım atmasını beklersiniz? Valla Fed'den hepimiz, benim beklentim çok önemli mi bilmiyorum Fed açısından ama yani piyasa bir 75 bas puan faiz artışı bekliyor. Hatta Aralık'ta da bir 50 bas puan faiz artışı bekliyor. Ama önemli olan piyasanın son bir hafta içerisinde faiz artarken gelen bugünkü PMI verilerini bir kenara koyarsak aslında açıklanan veriler içerisinde kısmen Amerika'da da bir yavaşlama sinyali doğuşu, hatta Amerika'nın dışında kalan ülke ve bölgelerde, yani özellikle Avrupa'da, Uzak Doğu'da bir nebze resesyon diyebileceğim, işte durgunluğun etkilerinin yüksek olduğu veriler açıklandı ve burada işte Fed'e mektup yazıldı, daha önceki haftalarda bazı uyarılar geldi IMF'den, Birleşmiş Milletler'den. Dolayısıyla Fed'in toplantıda yapacağı faiz artışı sonrasında ya tutanaklar içerisinde ya da açıklamalar metin içerisinde diyelim, ya da Powell'ın yapacağı açıklamalarda biraz daha güvercin tonlu, daha resesyon etkilerinin Amerika'ya da sirayet edebileceği, bunun önüne geçmek için biraz daha yavaşlayıcı bir faiz yükseltim politikasına geçebileceği gibi bir algı var ki bu aslında son bir hafta içinde kısmen bence dolardaki yükselişi, tahvil faizlerindeki yükselişi bir nebze örseledi gibi gözüküyor. Burada soru işareti, bunu bu toplantıda yapabilecek mi Powell? Bunu yapmasa bile tahmin ediyorum alınan pozisyonlar, yani altının, paritenin, borsaların geldiği seviyelerde en kötü ihtimalle Aralık ortasındaki toplantıda buna benzer biraz daha yumuşak açıklamaların gelebileceğini piyasa düşünmeye başladı. O açıdan sanki faiz kararı yarın akşam çok önemli olur mu emin değilim. Yani bir sürpriz 75 bas puandan biraz daha düşük bir faiz artışı 50 bas puan gibi gelirse biraz etkili olabilir daha iyimserlik noktasında. Ama önemli olan buradaki açıklamaların benim anlattığım kadar yumuşak, güvercin, daha agresif bir Fed'den, işte geçen sene Kasım'da olduğu gibi, daha bu sefer orada işte bilanço küçültme, varlık alımları azaltma döngüsü, sonra faiz artışı gelmişti. Şimdi de bu faizlerin artış hızının yavaşlaması, önümüzdeki sene belki durması noktasında ufak ufak sinyaller verebilir mi diye düşünüyor. Ve bugünkü veya birkaç günkü iyimserliğin de yurt dışında özellikle kısmen buna biraz bağlandığını, bu beklentiyle oluştuğunu ben düşünüyorum. Powell vazgeçer mi söylemlerinden? Yani o biz güçlüyüz, istihdamda bir sıkıntı yok, büyümede bir sıkıntı yok, bir an önce faizleri arttırmamız lazım ve enflasyonla böyle mücadele etmemiz gerekiyor, daha çok yolumuz var gibi çok daha şahin kalmaya devam edecek mi? Yoksa bu görüşlerin arasına biraz önce piyasanın da beklediği gibi biraz daha yumuşama sinyallerini serpiştirecek mi? Onu takip edeceğiz yarın akşam. Bence piyasa biraz orada sinyal alacağını, ki bugün toplantıda devam ediyor. Yani bugün, yarın açıklanacak gerçi sonuç, ama dolayısıyla bu beklenti kısmen bence küresel piyasalarda artık merkez bankalarının faizle üstüne bastırdığı bir piyasa olmaktan çıkabilir gibi bir şansı beraberinde getiriyor. Hepimiz yarın akşam ne olacağını göreceğiz açıkçası şimdilik. Ben bir şey sorayım. Tabii. Diyelim ki sürpriz olmadı. Yarın akşam 75 bas puanlık faiz artırımını aldık. Fed'den de işte Powell'ın basın toplantısından da iki toplantıda toplamda 75 bas puanlık faiz artırma sinyali bir derece kesinleşti. Biz içeride bilançoları aldık. İçeriği dışarıyı topladık. Endeksi 4000 üzerinde bir yerde beklemek için yeterli sebepler var mı? Yoksa bir realizasyona hazır olmak mı lazım sizce? Vallahi Erdoğan Bey, çok güzel bir soru. Şöyle, yani yarın akşamının özelinde değil, dediğiniz gerçekleşirse, eğer agresif tonda bir FED kalırsa, ben biraz önce söylediğim gibi yine piyasaların bir sonraki toplantıda ister istemez Fed'in yumuşayabileceği sinyalleri üzerinde bir
görüş hakim olacaktır. Yani örnek verelim, işte altında 1600'e yakın, paritede tekrar 0.97'lere doğru bir hareket olsa bile çok agresif bir Fed duruşunda, buraların artık bir dip olduğunu, işte S&P'de belki 3500-3600 aralıkları, hani buradan sonra Fed'in yapacağı hamlelerin biraz daha anlamsız kalabileceği bir görüntü hakim olabilir. Ama diyelim böyle bir şey oldu veya olmadı. Hani Borsa İstanbul için bunun temel bir gösterge olması birkaç günlük gecikmeyi beraberinde getirebilir. Çünkü şu an için bilançolar bitti, evet diyelim. Yani ayın 9'unda tamamlanacak. İşte Fed öyle ya da böyle bir yön belirledi kendine. Bu birkaç günlük bir şeye neden oldu. Yani realizasyona, kar satışlarına neden oldu. Ama Borsa İstanbul'un sanki yıl sonuna kadar bir, yani bizim baktığımız yerde 4400, 4300, 4400 aralığı var. Oraya kadar sanki yolunun tekrar devam edeceği bir durum söz konusu. Yalnız burada Aralık sonrasında, Ocak ayında o söylediğiniz döngülerde yurt dışında da iyimserliğin devam ettiğini düşünsek bile, hani Fed'in yumuşadığını, borsada faizler %9'a gelmiş bir Merkez Bankası politikası. İşte enflasyonun Aralık şeyiyle birlikte, baz etkisiyle birlikte belki Merkez Bankası %65 gibi bir yerde bekliyor ama hadi diyelim ki %70 civarında gerçekleştiği ve özellikle bu enflasyonist ortam, kur hareketinin borsadaki şirketlere yaradığı bir dönem birkaç çeyrek geçirdikten sonra aynı etkinin devam edip etmeyeceğini biz 4300 ile 4500 arasında sorguluyor olabiliriz ki o tarihlerde tahmin ediyorum belki seçimin de tam tarihi de belli olabilir. Hani gün, işte ay vesaire, yani bu resmi bir açıklama olabilir. Siyasi bazı içeride netleşmeler olabilir. O noktada borsa yeni bir hikayeyle 4500'den üzerinde enteresan seviyeler. Çünkü bana kalırsa bazı hisselerde bu fiyat hareketleri doygunluk noktasına geldi, geçti ve devam ediyor. Dolayısıyla oralardaki aşırılıkların üzerine bir hikayemiz olup devam edeceğiz mi? Yoksa belli yataylıkta bir enflasyon, bir kur hareketi, bir politika faizi Merkez Bankası'ndan gerçekleştiğini gördükten sonra işte o zaman acaba yavaş yavaş realizasyon ve bir ileriye doğru atak yapabilme ihtimalini azaltan bir borsa şeyi olabilir mi? Endeks seviyesi veya işte borsa enerjisi olabilir mi? Ocak'ta bunu konuşmamız gerekebilir. Ama Kasım Aralık'ta yurt dışının da ben iyimser olacağını düşünüyorum yıl sonuna doğru. Borsada şimdilik bir kısımda en azından bir %10'luk daha yukarı doğru marj gözüküyor endeks bazlı. 3900'de aşağı kırılmadığı sürece bence bu marjı Borsa İstanbul kullanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ahlaç Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimleydi.